Efendim benim çok sevgili kardeşim, arkadaşım, yaşam koçum Şeyda Coşkun'un oğlu Arat Yegi'nin bugün doğum günü. 5 yaşına giriyor sevgili Arat. Çok üzülmüş. Doğum günüme kimse gelemeyecek dedim. Ben süper babaanne olarak Arat, senin doğum gününü kutluyorum. Yeni yaşın kutlu olsun. Ayrıca bugün doğum günü olan başka arkadaşlarının da doğum günü kutlu olsun. Aratçığım, seni çok seviyorum. Yapıyorum sana böyle, bir de böyle kocaman sarılıyorum. Bütün yavrularımıza sarılıyorum ayrıca. Arat'ın, hiç üzülme Aratçığım. Yakında çok güzel bir doğum günü yapacaksın, merak etme. Evet, çocukların da üzüntüleri var. Şimdi at kuyruğu yapıyorsun. Evet, başka? Ben böyle at kuyruğu ya da böyle çocuk kendisi tokalar istediği gibi takabilir. Evet. Şöyle bir şey de var. Mesela 6 yaşında, 5 yaşından sonraki çocuklar biliyorsunuz annelerine çok özeniyorlar ya da büyüklerine. Hani makyaj yapmak istiyorlar. Kendilerini boyamak yerine bunun üzerinde de yapabilirler rahatlıkla. Hiç kimse kendilerine zarar da vermez. Ben sana bir fikir daha veriyorum. Hı-hı. Şimdi şurada kulak yeri, evet, aşağı yukarı. Kulak olsun, del kulağı, takılırdı. Del kulağı. Kızlar, şuraya bir de küpe yapabilirsiniz güzel. Evet, İpten kesinlikle. Olabilir. Veya annenizin bir küpesini küpesinde alarak takabilirsiniz. Oraya da delebilirsin. Evet. Bak. Peki kahkül yapmak istersek şuraya bir sıra mı yapacağız? Aynen. Buraya yapıp kısa kısa keseceğiz sadece. O kadar. Aynen, bu kadar. Evet. Başka şimdi ne yapıyoruz? Başka ne yapıyoruz? Erkek çocuklarına, evet, bir şey var mı? Sıra sıra gidelim. Bu oyunu yapmıştım. Hazırladım. Evet. O nasıl bir şey? Misket yolu bu. Evet. Şu şekilde. Hani... Şöyle misketlerimiz dağınık şekilde duruyor. Onu nasıl yapacağımızı göstereceğim tabii, bize. Tabii aşamasında böyle bu şekilde oynatıp çocuk yerlerine geçirmeye çalışacak. Çok güzelmiş. Biz de bunu yapalım. Benim de evde misketler var. Kartondan oluyor. Herhangi bir ayakkabı kutusundan falan da yapabiliriz. Tabii her türlü yapabiliriz. Yapalım onu, nasıl oluyor? Şunları şuraya alalım. Şuraya koy istersen. Aha, tamam, olur. Bunları ben aşama aşama şu şekilde kestim. Göstermek için. Nasıl ayarladım büyüklüklerini? Bunun boyutu size kalmış, annelerimize. Hani ben ölçü istemesinler diye küçük şekilde de hazırladım, büyük şekilde de hazırladım Deryan. Bu şekilde dikdörtgen bir çizim yapıyoruz, kesiyoruz. Misket yollarını istediğiniz gibi ayarlayabilir annelerimiz. Evet, şurada şu el yeri önemli. Hı hı. Bu tabii kaça kaç bu için yaptığın şey? Şu an hiç bilmiyorum kaça kaç. Hani dediğim gibi göz kararı, sadece kestim. Büyücerek biraz uzun bir tepsi gibi. Aynen, tepsi gibi. Aynı evde şurası kaça kaç gibi. Bu da zaten kestiğiniz o dikdörtgeni kestiğiniz zaman, ortaladığınız zaman o kare zaten otomatikman çıkıyor cetvelle kestiğinizde. Tamam. Ben size bunun kesimini göstereceğim annelerimize, nasıl kesiyoruz diye. Evet, nasıl kesiyorsun, hı-hı, önemli. Bir maket bıçağı yardımıyla da kesebilirsiniz. Orada çizdin oraya. Evet, böyle çizdim. Kaç kuruş kadardır aşağı yukarı? Bu 25 kuruştu. 25 kuruş, hı-hı, evet. Aynen, misket için. Ya da bunun daha küçüğünü de yapabilirler. Yok, misket çok iyi, çok akıllıcaymış. Erkek çocukları çok seviyor çünkü misketleri. Bence de... tabii misketin takibi olması gereken bir oyuncak misket. Kesinlikle. Yani 3-4 yaşına kadar takip edilmesi gereken. Kaç misket koydunuz? Oyun bittiğinde kaç misketiniz var? Bakmanızı tavsiye ederim. Ben biraz değişik bir tip olduğum için. Ama yanından ayrılmayın böyle bir oyunda. Fakat çok sevecekleri bir oyun. Evet. Ben mutlaka yapacağım. Biliyor musun, şöyle bir oyun da var. Biz burada göstermiştik. Bir ayakkabı kutusunun içine, bunu da Deniz Kınaçav var. Şimdi Ayvalık'ta yaşıyor, eskiden İsveç'te yaşıyordu. O da şöyle ayakkabı kutusunun içine, evet, boyaları böyle döküyorsun. Hı hı. Sonra misketleri içine koyuyorsun. Sonra onu da böyle böyle yapıyorsun. Evet, oraya boyalar gidiyor, resim geliyor. Resim yapıyor. Kutunun içinde kendiliğinden Evet, bunu İsveç'ten de Deniz göndermişti, hı hı, Stockholm'dan o zaman bize. Evet.
yıllar önce yapmıştık, hatırlayanlar vardır. Şimdi iki tane kesiyorsun o kartondan, evet, öyle mi? İki tane aynı ölçüde kesiyorum Derya Hanım. Çünkü misketlerimizin düşmemesi için üstünde kalkan olması yapıştırıyor lazım. Yapıştırıyor musun? Evet, şimdi silikon tabancamızı da açtım. Bunu böyle sağlam yapıştırıcıyla da yapıştırabilirsiniz. Ya da hemen kuruması için silikon tabancasını da kullanabilirsiniz. Ben tutma yerlerini de yaptım. Hani çocuk rahatlıkla elini tutup oynasın diye. Yani küçük bir tepsi gibi bir şey yapacaksınız. Evet, Gülsüm Hanım gibi. Beğendin mi bu oyunu? Çok güzel. Şimdi büyükler şey yapmaz ama küçük çocuklarla oynarken misket sayısı ve misketin takibi lütfen yapın. Aynen, kesinlikle olması lazım. Şimdi bunları yapıştırıyoruz. Isınmadı. Açık mı değilmiş? Yok, şimdi taktım ama tam ısınmadı. Tamam. Tamam. Yapıştıracağız onu. Hı hı, evet. Şey yerlerinden. Çalıştı mı? Hı hı, geliyor yavaş yavaş. Geliyor mu? Misket deliklerini istedikleri sayı kadar yapabilirler. Evet, hemen Şeyda Coşkun beni aramış ama cevapsıza düştü. Gerçekten Şeyda'ya çok şeyler borçlu olduğum birisi. Benim hayatımı koçluğuyla çok değiştiren birisi. Onun sayesinde her gün yürümeye başladım. Bu çok önemli bir alışkanlık edindirdi bana. Onu çok seviyorum. Ve çocukların üzülmesine hiç dayanamıyorum. Oldu mu silikon? Oldu oldu. Şurayı da hemen bir daha yapıyorum. Sağlam olsun. Bu çok ise. Çok güzel bir oyuncak. Hı-hı. Deminki kuaförcülük oyununu kızlar. bir sürü yapabilirsiniz. Kızlar. Hı-hı. Harika bir oyun. Annenizle, evde ablanız varsa ablanızla değişik saç modelleri yapın. Bakacağım modeller, nasıl modeller yapıyorsunuz. Evet. Heh. Böyle yapıştırdık Derya Hanım. Şimdi de bunun bir de alt tarafına yapıştırıyoruz. Evet. Misketler düşmesin. Müge diyor ki çocukların kuaförcülük oyunu fotoğraflarını da alabiliriz yani diyor. Tabii ki de. Evet. Şimdi onu nereye koyuyorsun? Bunu da onu da arka, en alta evet, koyuyorsun. Çünkü misketlerimiz düşmesin diye. Bunu ben de alt onu tarafına. Düşünüyorum deminden beri. Misketler nasıl düşmeyecek aynen, oradan diye. Aynen düşmesin diye de kendimizi şöyle sağlam alalım. Sonra dondurma çubuklarından da bir şey var ama erkek çocukları için de bir oyun var. Aha, karışık. Hem erkek çocuklarımız da oynayabilir, kız çocuklarımız da oynayabilir. Ha, pardon, yanlış anlamışım. Diyor ki Müge, pardon Müge'cim ama benimki de olur. Çocukların fotoğraflarının hani çıktı almak zor ya Müge. Nereye gidecekler, nereden alacaklar? Varsa öyle bir fotoğraf.